Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insan benzeri robotlar artık yalnızca bir hayal değil. Klon Robotics'in geliştirdiği insansız robotlarla biyomekanik ve robotik alanlarında çığır açan yeniliklere imza atılmıştır. Bu robotlar yalnızca dış görünüşleriyle değil, kas iskelet sistemleri ve sinir ağlarıyla da insan anatomisini taklit ederek benzersiz bir hareket kabiliyeti kazanıyor. Ancak bu robotlar nasıl çalışıyor? Geleneksel robotlardan farkları ne? Yapay kaslar ve biyomekanik sistemler insan hareketlerini gerçekten taklit edebilir mi? Bu videoda Klon Robotics'in teknolojisini yalnızca yüzeysel olarak değil, temel bilimsel prensiplerle açıklayarak ele alacağız. İnsan hareketi kaslar, kemikler, eklemler ve sinir sisteminin kusursuz bir uyumu sayesinde gerçekleşir. Kaslar kasılıp gevşeyerek kemiklere kuvvet uygular ve eklemler üzerinden hareket oluşturur. Geleneksel robotlar genellikle motorlar ve sert mekanik parçalarla hareket ederken, Klon Robotics'in robotları biyolojik kaslara benzeyen yapay kaslarla donatılmıştır. Bu yapay kaslar su ya da farklı akışkanlarla çalışan esnek yapılardan oluşur. Geleneksel sert motorlardan farklı olarak sıvı dolu sistemler sayesinde daha doğal, esnek ve kalıcı ve akıcı hareketler oluşturabilir. Klon Robotics'in geliştirdiği miyofiber teknolojisi, kas tendon sisteminin biyolojik olarak doğru noktalara bağlanmasını sağlayarak gerçek bir insan kası gibi çalışabilen bir yapı ortaya çıkarıyor. Bu yenilik robotların yalnızca güçlü değil, aynı zamanda hassas ve kontrollü hareket edebilmesine de olanak tanıyor. Örneğin bir robotun bir nesneyi kaldırması için yalnızca kuvvet uygulaması yeterli değildir. Aynı zamanda ne kadar kuvvet uygulayacağını da hassas bir şekilde ayarlayabilmesi gerekir. Geleneksel sert aktüatörler konuda sınırlıyken yapay kaslar insan kasları gibi kademeli bir kuvvet ayarlama yeteneğine sahiptir. Klon Robotics ilk prototiplerinde pnömatik yani hava basıncıyla çalışan sistemler kullanıyordu. Ancak yeni nesil modellerde hidrolik yani sıvı basıncıyla çalışan sistemlere geçiş yapılması planlanıyor. Peki bu değişiklik neden önemli? Pnömatik sistemler hava basıncıyla çalıştıkları için daha hızlı tepki verebilir. Ancak hava sıkıştırılabilir bir madde olduğu için güç iletimi konusunda bazı sınırlamaları vardır. Hidrolik sistemler ise sıvı basıncı kullanarak çok daha yüksek kuvvetler üretebilir ve daha hassas hareket kontrolü sağlar. Bu değişim robotların hareketlerini daha güçlü, kararlı ve doğal hale getirebilir. Örneğin bir insanın bir nesneyi kavrayıp kaldırması sırasında kasları, parmakları ve bileği dengeli bir şekilde koordine olur. Hidrolik sistemlere geçiş insansı robotların bu tür doğal hareketleri daha iyi taklit edebilmesini sağlayacaktır. Klon Robotics'in geliştirdiği yapay kaslar bazı açılardan insan kaslarına oldukça benzer şekilde çalışır. Ancak belirli noktalarda biyolojik kaslardan daha üstün özelliklere de sahip olabilirler. Örneğin insan kasları belirli bir oranda kasılıp gevşeyebilirken yapay kaslar bu oranı daha büyük bir aralıkta gerçekleştirebilir. Ayrıca biyolojik kaslar belirli bir hızda tepki verirken yapay kaslar daha hızlı veya daha kontrollü bir şekilde hareket edebilir. Bu gelişmeler robotların yalnızca sert ve mekanik hareketler yapmak yerine daha esnek, doğal ve insan benzeri hareketler sergilemesine yardımcı oluyor. İnsanlar vücutlarının hangi konumda olduğunu ve nasıl hareket ettiğini propriosepsiyon adı verilen duysal bir sistem sayesinde bilirler. Örneğin gözlerinizi kapatsanız bile kolunuzu kaldırıp indirdiğinizde onun nerede olduğunu hissedebilirsiniz. Klon Robotics robotlarında proprioseptif geri bildirim sistemleri kullanarak gerçek zamanlı hareket algılama ve denge kontrolü sağlıyor. Bu sistemin temel bileşenleri şunlardır. Derinlik kameraları robotun çevresini algılamasını sağlar. Eylemsizlik sensörleri robotun dengesini ve hareket yönünü belirler. Basınç sensörleri yapay kasların ne kadar kuvvet uyguladığını tespit eder. Yapay zeka ise sensörlerden gelen verileri analiz ederek en uygun hareket komutlarını üretir. Bu teknoloji sayesinde robotlar hareketlerini öğrenebilir, çevrelerine uyum sağlayabilir ve dinamik olarak hareketlerini optimize edebilirler. Klon Robotics'in geliştirdiği biyomekanik temelli robotlar gelecekte pek çok alanda devrim oluşturabilir. Örneğin iş gücünü ele alacak olursak insan benzeri robotlar üretim hatlarında ve zorlu işlerde insanlara yardımcı olabilir. Sağlık ve rehabilitasyon alanlarında ise yapay kaslarla çalışan protezler ampute bireyler için daha doğal hareket kabiliyeti sunabilir. Uzay keşiflerinde insan anatomisine benzer yapılar düşük yer çekiminde daha etkili hareket edebilir. Yapay organizma gelişimine gelecek olursak, gelecekte biyohibrit sistemler organik ve sentetik dokuları birleştirerek yepyeni bir varlık türü meydana getirebilir. Bu teknolojilerin getirdiği etik ve felsefi sorularda önemli bir tartışma konusu olacak. Eğer bir robot insan gibi hareket edebilir, hissedebilir ve çevresiyle etkileşime geçebilir hale gelirse onu gerçekten bir makine olarak mı görmeliyiz? Klon Robotics'in insansı robotları biyomekanik ve yapay kas teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde insan hareketlerini taklit eden en gerçekçi makinelerden
biri haline gelmiştir. Bu gelişmeler yalnızca mühendislik açısından değil, insan-makine ilişkisi, yapay zeka ve biyoetik konularında da önemli sorular doğuruyor. İnsan gibi hareket eden, hatta insan kadar güçlü ve hassas olan bir makine toplumumuzda nasıl bir yer edinecek? Sizce insansız robotlar hayatımızın bir parçası olacak mı? Görüşlerinizi mutlaka paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.